Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzda açılar konusunun konu testini çözeceğiz dostlar. Hemen vira bismillah diyorum ve ilk sorumuzla başlıyor. Şimdi bu soruda canım kardeşim, bakın sivri bir uç görüyorum. Bu sivri ucu gördüğümüzde biz törpüleme yöntemi dediğimiz köşe taşında anlattığım yöntemi yapacaktık. Ya da paralel doğruları sağa sola doğru uzatırsanız da yine kolay bir şekilde çözebilirsiniz demiştim. Ben törpüleme yöntemine başvuruyorum ve törpülemeyi yaptım. Sivri ucu görünce sivri noktadan diğer doğrulara paralel olan bir doğru çizdim. Ve bunu yaptığımda bakın şurada bir U kuralı gördüm. 70 ile şuradaki açının toplamı 180 derece olacaktı. Demek ki burası 110. 50'si buradaysa buraya da 60 derece kaldı dostum. Ve bakın burada da bir U kuralı çıktı karşımıza. 60 ile X'in toplamı 180 olacak. Demek ki x 120 olacak, yapıştırdık geldi. Evet, ikinci soru. Öğrencilerin açıları daha iyi anlamaları için eğlenceli bir sınıf içi etkinlik yapmak isteyen Ayşe öğretmen, her öğrencisinin kendi adını defterine açılarını kullanarak yazmasını istiyor. Böyle bir de açı yazmış çocuğun biri de. Demiş ki işte D1 ile D2 paralel, D3 ile D4 hepsi birbirine paralel demiş. Buna göre x, y, z, t toplamı kaç derecedir diye de bir soru sormuşlar bize. Hemen başlayalım. Sondan başlayalım. Sonuncusu daha kolay geldi gözüme. Burada bakın üçgen var. Üçgenin iç açıları toplamı 180 kuralını yapacağım. 90, 40 daha 130. T'ye kaldı 50. T'yi bulduk. Burada Z kuralımız var dostum. Z kuralında da Z'yi, yani şu iki açının eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Z'yi 65 buldum. Burada kalem ucu füze dediğimiz ya da benim tabirimle U'nun abisi dediğim kural var. Şu 3 açının toplamı 360 olacaktı. Toplayalım, 150, 110 daha 260 yaptı. Demek ki Y'ye de 100 derece kaldı. Sonuncusuna geçelim dostlarım. Burada da bakın sanki yani birkaç farklı yol geliyor aklıma ama şöyle yapalım. Şunu şöyle uzatsak, şuradan buraya kadar getirsek ve şuradaki Z harfini görüp şuradaki açıya da 70 derece yazsak. 70'in de şuradaki iç açısının 110 olduğunu gördüğümde bakın şurada bir dörtgen oluştu. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Toplayalım hepsini. Şurada 100 vardı. 120 burada 230 yaptı. 110 da buradan geldi 340 yaptı. Demek ki şuradaki açımıza 360'a tamamlıyorum. 340'ı 360'ı tamamlamak için 20 kaldı. 20'nin de dış açısı x'miş. Yani 160. Evet, hepsini bulduk dostlarım. Şimdi bunların da toplamını soruyor. 160, 100 daha 260, 65 daha 325, 50 daha 375 yaptı galiba. Bir daha toplayayım çünkü 375 şıklarda yok. 160, 100 daha 260. 65 daha 5, 12 elde var 1, 325, 50 de buradan geliyor. Ne yaptı? Ha bu 160, orada mı bir hata yaptık ya? Bir daha bakalım, şu Z harfini gördük, 70, iç açısı 110. Şurada 100 vardı, 110 daha 210, 120 daha 210, 120 daha 340. Ha yok, 210, 120 daha 330, burası 30 kaldı, pardon 30. 30 ise dış açısı 150 olacak. Heh, 150, 100 daha 250, 50 daha 350, 300, 65 daha 365. Yani cevap Edirne'den çıktı. Evet, üçüncü sorumuza bakıyorum. 3 tane eşitlik görüyorum. Hemen şu iki eşitliği bir kullanalım hemen ilk başta. Ve ikiz kenar olduğu için taban açıları eşittir deyip şuraya da 37 dereceyi yapıştıralım. Sonra 37 ile 37'nin toplamı 2 iç açıdır bunlar. Üçüncü açının dışına eşit demiştik kural olarak. Burasına da 64 diyelim. 37 ile 37'nin toplamı. Sonra şu ikiz kenarı gördük. 64 ise bunun da eşit açısının diğeri 64 olacak. Toplamları 128. X'e de 52. Yok, toplamları 128 doğru. X'e de 52 kalması lazım. Nerede hata yaptık yine? 37, 37 daha 74 yapar. Oho, daha toplamayı yapamıyoruz biz ya. 74 yaptı. 74, 74 daha 148, 32 kaldı arkadaşlar. Heh.
Şimdi oldu. Evet, devam ediyorum dördüncü sorumuzla. A noktasından B noktasına aracıyla gitmek isteyen Meriç'in navigasyon görüntüsü aşağıda verilmiştir. Tüm caddeler doğrusal olup ABCDEF şeklinde isimlendirilmiştir. Tamam. B ve C caddeleri, F ve G caddeleri birbirine dik kesişmektedir. Ne diyor? B ve D, pardon, şunlar dik kesişiyor, bunlar da dik kesişiyor göstermiş. Buna göre alfa kaç derecedir diye de bir soru sormuş bize. Başlayalım şimdi. Şurası 110. 110'un iç açısı 70. 70, 40 daha yine 110. Şurası da 70 olacak diyelim. 70'in tam ters açısı da 70 olacak. Burayı yapıştırdım. 155'in dışı ters açısı yine 155 olacak. Buraya geldim. 90, 70 daha 160 yaptı. 155 daha ekleyelim buna. 5, 11 elde var. 1, 2, 315 yaptı. Bu üçünün toplamı 315. 315'ten de gayri şuraya 45 derece kaldı. Çünkü dörtgen burası ve iç açıları toplamı 360 olmak zorundadır dedi. Şimdi 45'in de ters açısı yine 45 derece yaptı dostum. Ve bakın 45, 90 alfaya da 45 derece kalır dedi. Yani cevap Bursa'dan çıktı. Evet, çevirdik. 5. sorumuza geldik. Bakalım 5 numara ne diyor? A, E, C, D bilmem neler doğrusal. 30 var, 100 var. A, B, B, C ve C, D eşit demiş. X kaç derecedir diye bir soru soruyor. Hadi biraz başlayalım yapmaya. Şimdi 30 ise bunlar da birbirine eşit olduğu için buranın da 30 olduğunu biliyorum. Eşit açılarını yazdım. 30, 30, 60. 100 daha 160. Şuraya da 20 derece kaldı. Ve bakın şu iki ikizkenardan 20 ise bunun da taban açısı 20 olacak diyelim. 20, 20 daha 40 yaptı. 30 daha 70 yaptı. 180'e 110 kaldı dedim ve Ceyhan'ı hemen paketledim arkadaşlar. Evet, yeni nesil bir soru. Bir kırtasiyede hediye kutularının bulunduğu rafın karşıdan görünümü veriliyor. Kutuların karşıdan görünümleri dikdörtgen sembolize edilmiştir. Tamam. En solda gösteren kutu rafın yüksekliği arasındaki açı 40 derecedir. Kutuların AB ve CD gösteren taşıyan kenarları 100 derecelik açı ile kesişmektedir. Bir daha bakalım. Kutuların AB ve CD kenarları ile gösterilen kenarlarını taşıyan doğrular 100 derecelik açı ile kesişmektedir diye soruyor. Şimdi bunu bir gösterelim. Bakın şununla böyle uzattım. Bunu da şöyle kesiştirdiğimde 100 derecelik açıyla kesişiyormuş buralar arkadaşlar. Buna göre diyor X ile gösterilen açının ölçüsü kaç derece olabilir diye bir soru sormuş. X de şurada. Peki. Şimdi şurası 90. Şuraya Y yazalım. Bakın Y ile arkadaşlar telefon çaldı. O yüzden bir bakmak zorunda kaldım. Telefona bakınca da tabii video kesildi. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyorum. Sonra bu iki videoyu birleştireceğim inşallah ben. Şimdi şuradan devam edelim arkadaşlarım. Biz 40, şurası 90 ise şuraya 50 kalır 180'e tamamladığım için. 50, 90 buraya 40 kalır. 40, 90 şuraya 50 kaldı. 50, 100, 130 yaptı. Şurası 30 oldu. 30, 90 şuraya 60 kaldı. 60, 90 şurası 30. 30, 90 X'e de 60 kaldı. Yani X 60 dereceymiş dostlarım. Cevap Edirne'den geldi. Şimdi burada neden olabilir diye sordu hocam diye düşünebilirsiniz. Yani biz kesin cevabı bulduk diyebilirsiniz. Bunun da sebebi şu. Şimdi bu ikisinin kesişim açısı 100 derece dediği yer. Şimdi biz direkt ikisinin şuradaki aradaki açısını yaptık ama bakın kesiştikleri yerdeki açılardan biri de burası. Burada 100 derece olabilir. Ve burası 100 derece olursa bakın cevap ne çıkıyor bu durumda? Bir de onu kontrol edelim. 50, o zaman burası da 50 oluyor kardeşim. 50, 90 burası 40 oluyor kardeşim. 40, 90 burası 50, 50, 90 burası 40 oluyor. Yani cevap 40 da olabilir dostlar. Bunun iki cevabı var. 40 ve 60. Biz 60'ı bulduk. 40 zaten şıklarda olmaz. İkisi de aynı anda şıklarda zaten olamazdı. Ve işaretleyip geçtik. Evet, 7 numaralı sorudayız. AB ile BE eşittir diyor dostum. Şimdi hemen bunu bir konuşalım. Bakın şuradaki kenarla şuradaki kenar eşit. Yani şu AB ile BE.
birbirine eşitse taban açıları 72-72 olacak. O zaman şurası 42 olacak. Hatta 72, 72 daha 144, şurası da 36 geldi. 30 ile 36'nın toplamı 66'dır. Şuraya 66 yazdım. Bir de diyor ki AC kenarı ile DC kenarı, şuralar da birbirine eşitmiş. Yani şu kenar ile şu kenar birbirine eşitmiş. O zaman buradaki 42 artı x 66'ya eşit olmak zorundadır dostum. Eşittir 66 diyorum. Hemen 66'yı çıkartırsam, 66'dan 42'yi çıkartırsam x eşittir 4, 2. 24 bulunur. Cevap Bursa'dan gelir. 8. soru. Halis Usta bir duvara yapacağı süsleme için birbirine eş ikizkenar üçgen biçiminde 3 fayans hazırlıyor. Ardından bu fayanslarla biçiminde bir süsleme hazırlıyor demiş ve şekilde verilen açıya göre üçgen fayanslardan birinin eş olmayan açısı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi bunlar hep ikizkenar üçgen ya arkadaşlarım. Şöyle ikizkenarlıklarına eşit olduklarını gösterelim. Bakın burada da bir beyaz bir ikizkenar üçgen çıktı. O zaman buraya da 78 yazalım. 78, 78 daha 140, 16 daha 156 yaptı. Şuraya 24 kaldı diyelim. Bakın şu ikizkenar üçgenler eş olduğu için üçünün de tepe açısı aynıdır. Hepsine x yazdım. Ve bu yuvarlağın toplamı 360'tı dostlarım. Yani 3x ile 24'ün toplamı 360. O halde 3x eşittir 140, 4 daha çıktı 136, 336 kaldı. 3'e böldüm. 1, 1, 2, 112 çıktı x. Zaten bize de 112'yi soruyor aslında dostlarım. Bakın ikizkenar üçgenlerin eşit olmayan açılarını soruyor. Eşit olanlar bunlar, eşit olmayan zaten x. 112'yi soruyormuş bize. Cevap Denizli'den geldi. Evet arkadaşlarım, şimdi başka var mı bunun devamı? Yok. ÖSYM sorularına geçiyor. Şimdi ben ÖSYM sorularının videosunu çekeceğim ama bunları yayınlar mıyım onu çok bilmiyorum dostlarım. Çünkü önce bir telif hakkı var mı yok mu onu öğrenmem lazım. Yoksa yayınlarım, ama varsa yayınlayamayacağım diyeyim. Peki hadi bakalım, görüşmek üzere. Kolay gelsin dostlarım.